Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi dolaşım sistemi konusuna devam edeceğiz. Önceki dersimizde kalbin yapısını, kalbin çalışmasını ve kalbin çalışmasını etkilen faktörleri işlemiştik. Bugünkü dersimizde ise ben sizlere kan dolaşımında görev alan damarların yapısını ve büyük dolaşım, küçük dolaşımı anlatacağım. Evet. Damarlar biliyorsunuz vücudumuzda üç çeşit damar var. Nedir bunlar? Atar damarlar, toplar damarlar ve kılcal damarlar var. Atar damarlar kalbin karıncıklarındaki kanı diğer organlara götüren damarlar atar damarlardır. Yani atar damarlar kalpten kanı atan damarlar. Kalpteki kanı karıncıklardan diğer organlara götüren damarlar atar damarlardır. Kalbin sağ karıncığından akciğer atardamarı çıkar. Kalbin sağ karıncığından çıkan akciğer atardamarı karbondioksitçe kirli kanı akciğere götürür. Evet. Akciğer atardamarı hariç vücudumuzdaki diğer atardamarlar oksijence zengin kanı taşırlar. Evet. Akciğer atardamarı karbondioksitçe kirli kanı taşır. Akciğer atardamarı hariç diğer atardamarlar oksijence zengin kanı taşırlar. Ve atar damarlarda kan basıncı en yüksektir. Evet kan basıncının en yüksek olduğu damarlar atar damarlardır. Ayrıca kanın akış hızının en yüksek olduğu damar atar damarlardır. Evet kan basıncı ve kanın akış hızının en yüksek olduğu damarlar atar damarlardır. Evet. Kanın Atar damar çeperine yaptığı basınca tansiyon denir. Evet. Kanın atar damar çeperine yaptığı basınca tansiyon denir. Evet. Karıncıklar kasıldığında büyük tansiyon meydana gelir. Evet. Karıncıklar kasıldığında kanın atar damar çeperine yaptığı basınca büyük tansiyon denir. Veya sistolik tansiyon denir. Sistolik tansiyon Normal yetişkin bir insandan 120 ila 140 mm civa arasındadır. Evet. Karıncıklar gevşediğinde kanın atar damara yaptığı basıncı ise küçük tansiyon denir veya diastolik tansiyon denir. Diastolik tansiyon e, yetişkin sağlıklı bir insanda dinlenme durumunda 70 ila 90 mm civa arasındadır. Biz bunu tansiyonu günlük yaşamda ifade ederken e, sıfırlarını atarak diyoruz. Mesela işte 12'ye 8 veya 13'e 8 diyoruz değil mi? Yani burada 13 dediğimiz işte 130 mm civa, 8 dediğimiz 80 mm civa oluyor. Evet. Atar damarların yapısı. Atar damarların yapısında en içte tek katlı yassepitel bulunur. Evet. Hatırlayın kalpte de söylemiştik kalbin ve atar damarların, toplar damarların en iç yüzeyi tek katlı yassı ile örtülü. Bu kalp ve damarların içindeki tek katlı yassı epitel tabakaya endotel tabakası da denir. Evet. Atar damarların orta tabakasında ise kalın bir düz kas tabakası bulunur. Ve yine atar damarların orta tabakasında düz kasla beraber elastik lifler bulunur. Elastik liflerden dolayı atar damarlar esnektir. Peki atar damarların esnek olmasının bir avantajı olabilir mi? Olabilir. Nedir bu? Şimdi karıncıklar güçlü bir şekilde kasılır. Özellikle sol karıncıktaki miyokar tabakası en kalındır demiştik. Ve en güçlü kasılan sol karıncık. Ve ee, Karıncıkların kasılmasıyla oluşan güçlü basınca karşı atar damarlar esneyerek dayanıklılık göstermiş olur. Eğer bu elastik lifler olmasaydı yani atar damarlar esnek olmasaydı kalbin uyguladığı basınç karşısında yırtılabilir patlayabilirdi. İşte kalbin uyguladığı basınca karşı atar damarı dayanıklılık sağlar. Evet. Atar damarların en dışında ise koruyucu lifli bağ doku bulunur. Evet. Atar damarlardan Kanın hareketi nasıl sağlanır? Atardamarlarda kanın hareketine etkeden iki faktör var. Bunlardan birisi karıncıkların kasılmasıyla oluşan kan basıncı. Evet, karıncıkların uyguladığı basınç etkili. Ayrıca arkadan gelen kanın öndeki kanı itmesiyle atardamarlarda kanın hareketi sağlanır. Evet, atardamarla ilgili bilmemiz gereken Noktaları tekrar özetleyeyim. Bir, atardamarlar, evet, akciğer atardamar hariç, oksijence zengin kanı taşırlar ve atardamarlarda kan basıncı ve kanın akış hızının en yüksek olduğu damarlar atardamarlardır. Evet. Şimdi toplar damarlar. Toplar damarlar, vücuttaki diğer organlardan kanı toplayan ve kalbe getiren damarlar toplar damarlardır. Evet toplar damarlar diğer organlardan kanı toplayarak kalbin kulakçıklarına kan getiren damarlar toplar damarlardır. Yani kalbin sağ kulakçığına alt ve üst ana toplar damarlar kirli kanı getirir. Kalbin sol kulakçığına ise akciğerlerden akciğer toplar damarları temiz kan getirir. Bundan dolayı Akciğer toplar damarları hariç toplar damarlar karbondioksitçe kirli kanı taşırlar. Evet, akciğer toplar damarı akciğerlerde temizlenmiş olan kanı kalbin sol kulakçığına getirir. Akciğer toplar damarları oksijence zengin kanı taşır. Onun dışındaki diğer toplar damarlar karbondioksitçe kirli kan taşırlar. Evet. Toplar damarlarda kan basıncı en düşüktür. Kan basıncının en düşük olduğu damarlar toplar damarlardır. Evet atar damarlarda kan basıncı en yüksek toplar damarlarda ise kan basıncı en düşüktür. Ve toplar damarların iç çapı atar damarlardan daha geniştir. Evet toplar damarların iç çapı oldukça geniştir. Bundan dolayı vücudumuzdaki kanın yüzde altmışı toplar damarların içinde bulunur. Ve yine toplar damarlarda atar damarlardan farklı olarak Tek yönlü açılan kapakçıklar bulunur. Bu tek yönlü açılan kapakçıklar sadece kalbe göre vücudun alt tarafından yani bacaklardan kalbe doğru gelen toplar damarlarda tek yönlü açılan kapakçıklar bulunur. Bu tek yönlü açılan kapakçıklar kanın toplar damar içinde kalbe doğru hareketini kolaylaştırır. Evet, bu tek yönlü kapakçıklar baştan ve kollardan kalbe doğru gelen toplar damarlarda bulunmaz. Dediğim gibi e, tek yönlü açılan kapakçıklar e, vücudun alt tarafındaki organlardan kalbe doğru gelen toplar damarlarda tek yönlü açılan kapakçıklar var. Ve bu tek yönlü açılan kapakçıklarda kanın kalbe doğru hareketini kolaylaştırır. Evet toplar damarların yapısı. Toplar damarların yapısı da atar damarlara benzer. Ancak bazı farklılıklar var. Onları belirteyim. Evet toplar damarların en iç kısmında da atar damarlarda olduğu gibi tek katlı yassı bulunur. Bu tek katlı yassı epitelden oluşan iç tabakaya endotelyum tabakası da denir. Evet. Toplar damarların orta tabakasında düz kaslar bulunur. Atar damarlarda olduğu gibi. Evet. Ancak toplar damarlardaki düz kas tabakası atar damarlara göre daha incedir. Çünkü toplar damarlarda kan basıncı oldukça düşüktür. Ama toplar damarlarda ise kan basıncı yüksektir demiştik değil mi? İşte atar damarlarda yüksek kan basıncına dayanabilmesi için e, elastik lifler var ve düz kas tabakası atar damarlarda kalın. Toplar damarlarda incedir. Ve toplar damarların toplar damarların dış kısmından Atar damarlara göre daha az lif içeren bağ doku bulunur. Evet sevgili çocuklar. Bir de şu şekilde atar damar ile toplar damarın şekillerini ben size göstereyim. Evet şu şekilde görüyorsunuz. Evet buradan atar damar ile toplar damarın karşılaştırmalı şekilleri var. Atar damar ve toplar damarların en iç yüzeyinden Tek katlı yassı epitel tabakası bulunur. Yani endotel tabakası bulunur. Endotelyum tabakası bulunur enişte. Orta tabakada düz kaslar bulunur. Ve e, düz kaslar atar damarlarda daha kalın. Toplar damarlarda daha incedir. Bilmiyorum fark edebiliyor musunuz? Ayrıca atar damarlarda e, elastik lifler var. Bu elastik liflerden dolayı e, atar damarlar oldukça esnektir. Elastik lifler e, toplar damarlarda çok az miktarda var. Bazı kaynaklar yok diye yazıyor. Ancak e, toplar damarlarda da az miktarda elastik lif bulunur. Ve en dışında da e, lifli bağ doku bulunur. Ancak toplar damarlardaki lif miktarı, bağ dokudaki lif miktarı daha az. Bir de şu var. Bakın toplar damarların iç yüzeyinde tek yönlü açılan kapakçıklar var değil mi? Bunu da az önce belirttim. Bu tek yönlü açılan kapakçıklar e, vücudun alt kısımlarından kalbe doğru gelen toplar damarlarda var. Ve bu kapakçıklar kanın kalbe doğru hareketini kolaylaştırır dedik. Ve şunu da söyleyeyim. Evet. Atar damar ile toplar damar arasında Kılcal damarlar var değil mi? Atar damarlar belki yüzlerce, binlerce çok küçük, ince mikroskobik kılcal damarlar ayrılır. Bu kılcal damarlar sadece e, tek katlı yassı epitelden oluşur. Sadece epitel hücrelerinden oluşur. Ve e, oldukça incedir kılcal damarlar. Evet sevgili çocuklar. Atar damar ve toplar damarın kıyaslaması bu şekilde. Tekrar edecek olursak atar damar ve toplar damarın en iç yüzeyinde tek katlı yastepitel bulunur. Yani endotelium tabakası bulunur. Ortada da düz kaslar var. Atar damarlarda fazla miktarda elastik lifler var. Ve düz kas tabakası kalın. Toplar damarlarda düz kas tabakası incedir. Dedik. Ve e, yine en dışta da lifli bağ doku bulunur. Ancak toplar damardaki lif miktarı atar damara göre daha azdır sevgili çocuklar. Kılcal damarlara baktığımızda kılcal damarlar ise çoğunlukla atar damar ile toplar damarı arasında bulunur. Kılcal damarlar tek katlı yastepitelden epitelden oluşur ve oldukça incedir dedik. Evet. Şimdi gelelim toplar damardan kanın hareketini etkileyen faktörler. Toplar damardan kanın hareketini etkileyen birinci faktör kalbin kulakçıklarının gevşemesidir. Kalbin kulakçıkları gevşeyince kulakçıkların hacmi genişler ve iç basıncı azalır. Kulakçık iç basıncı azalınca evet kulakçıklar toplar damarlarda kanı kalbe doğru çeken bir emme kuvveti oluşturur. Evet bu kuvvet etkisiyle toplar damar içindeki kan kalbe doğru ha hareket eder. Evet bir Kalbin kulakçıklarının gevşemesiyle oluşan emme basıncı. Ayrıca damar yapısındaki tek yönlü açılan kapakçıklar kanın kalbe doğru hareketini kolaylaştırır. Ancak az önce de söyledim çocuklar. Toplar damarlarının yapısındaki tek yönlü açılan kapakçıklar bütün toplar damarlarda yok. Sadece bacaklardan, vücudun alt tarafından kalbe doğru gelen toplar damarlarda var. Baş ve kollardan gelen toplar damarlarda ee, tek yönlü açılan kapakçıklar bulunmaz. Ayrıca toplar damarların yapısındaki düz kasların kasılıp gevşemesi ve toplar damarlar iskelet kaslarının arasından geçer ve toplar damarın çevresindeki iskelet kaslarının kasılıp gevşemesiyle arkadaşlar nedir? Toplar damarda kanın hareketi sağlanır. Evet çocuklar bu söylediklerimi şu şekilde ben size göstereyim. Evet. Şu şekilde de görüyorsunuz. Bakın vücudun alt kısımlarından gelen toplar damarlarda e, tek yönlü açılan kapakçıklar var. Bu kapakçıklar e, kanın geri dönmesini önler ve kanın yukarıya doğru hareket etmesini sağlar. Ayrıca şurada da görüyorsunuz. Bakın toplar damarlarının çevresinde bulunan iskelet kasları kasıldığı zaman damarı sıkıştırır. Ve böylece ee, damar içindeki kan yukarıya doğru kalbe doğru hareket eder değil mi? Ve burada kan yukarıya doğru hareket edince alttaki kapakçıklar kapanırken yukarı taraftaki kapakçıklar açılır. Ve bu kapakçıkların açılmasıyla kan yukarıya gider. Ve sonra damar çevresindeki iskelet kasları gevşediği zaman ee, nedir? Bu yukarıdaki Kapakçıklarda kapanır ve kanın geri dönmesini önler. Evet, bu şekilde toplar damarların yapısındaki tek yönlü açılan kapakçıklar ve damar yapısındaki düz kaslar ayrıca e, damarın çevresindeki iskelet kaslarının kasılıp gevşemesi, toplar damarda kanın kalbe doğru hareketini kolaylaştırıcı etki eder. Evet, bunlardan başka evet. Bunlardan başka toplar damardan kanın hareketini etkileyen faktörler var. Bunun birisi soluk alıp verme sırasında göğüs boşluğundaki basınç değişimler değil mi? Soluk alırken kaburga uçları yukarıya doğru kalkar ve göğüs boşluğu genişler. Ve soluk alırken göğüs boşluğu genişlediği zaman göğüs boşluğunun iç basıncı azalır. İç basıncı azaldığı için nedir? Damar içindeki kan basıncı düşük olan göğüse doğru. Evet göğüste de ne var? Kalp var değil mi? Yani kalbe doğru kan hareket eder. Evet soluk alıp verme sırasında göğüs boşluğunda özellikle soluk alırken göğüs boşluğundaki basınç azalmasından dolayı toplar damardaki kan kalbe doğru hareketi kolaylaşır. Ayrıca yer çekiminin de toplar damardaki kanın hareketine etkisi var. Evet yer çekimi baş ve kollardan gelen toplar damarlarda kanın hareketine olumlu etkiler ancak bacaklardan ve vücudun alt tarafından organlardan gelen toplar damarlarda ise yer olumsuz etkiler. Evet. Gelelim kılcal damarlar. Kılcal damarlar çoğunlukla atar damarlar ile toplar damarlar arasında bulunur. Yani şöyle derse soruda. Yani bütün kılcal damarlar atar damar ile toplar damar arasında bulunur derse doğru değil. Evet kılcal damarlar çoğunlukla atar damar ile toplar damar arasında bulunur. Burada şu soruyu sorar gibisiniz. Diyorsunuz ki ya yani mesela iki toplar damar arasında kılcal damar var mı? Var arkadaşlar. Nerede var? Sindirim sistemini işlerken karaciğeri anlatırken söylemiştim. Evet, karaciğer kapı toplar damarı ile karaciğer toplar damarı arasında kılcal damar var değil mi? Ve yine boşaltım sisteminde işleyeceğiz. Ee, böbreklerde glomerulus denilen kılcallar var. Glomerulus kılcalları da iki atar damar arasında bulunur. Bundan dolayı ben çoğunlukla ifadesini kullanıyorum. Evet, kılcal damarlar çoğunlukla atar damarlar ile toplar damarlar arasında bulunur ve kılcal damarların yapısı çok incedir. Kılcal damarlar tek katlı yassı epitelden oluşur. Bu tek katlı yassı epitel tabakaya ne denirdi? Endotel tabakası denir. Endotel tabakasından oluşur. Evet. Ve kılcal damarlarda kanın akış hızının en düşük olduğu damarlardır. Evet. Kanın akış hızının en yavaş olduğu damarlar kılcal damarlardır. Niçin? Çünkü kılcal damarlarda kan ile doku hücreleri arasında madde alışveriş olur değil mi? Eğer kan kılcalda hızlı hareket etseydi o zaman yeterince madde alışverişi yapılamayabilirdi. Evet. Bunun için arkadaşlar kılcal damarlarda kanın akış hızının en yavaş olduğu yerdir kılcal damarlar. Ayrıca kılcal damarların yapısı tek katlı yassı oluşur yani oldukça incedir dedik. Şimdi damarlarla önemli olan ve ÖSYM'nin değişik zamanlarda sorduğu grafikler var. Bu grafikler bence oldukça önemli ve yine soru gelebilir. Evet şimdi şu grafikte görüyoruz sevgili çocuklar. Şu kısım birinci kısım atar damar, ikinci kısım kılcal damar. Üçüncü kısım toplar damar olsun. Evet çoğunlukla kılcal damarlar atar damar ile toplar damar arasında bulunur dedik. Evet. Atar damarlarda kan basıncı en yüksektir. Yani aort atar damarından itibaren organ atar damarlarında kan basıncı yüksek. Kılcal damarlarda kan basıncı hızla azalır. Ve kan basıncının en düşük olduğu damarlar toplar damarlardır. Evet. Kan basıncı grafiği şu mavi renkle çizdiğim grafik sevgili çocuklar. Kanın akış hızı grafiği ise şu şekilde. Evet. Kanın akış hızı atar damarlarda en yüksek. Özellikle aort atar damarında kanın akış hızı en yüksek ve atar damarlarda bir miktar azalır ancak kanın akış hızı kılcal damarlarda en düşüktür. Kılcal damarlarda kanın akış hızı en düşüktür ve e, toplar damarlara geçerken kanın akış hızı bir miktar artar ve bu şekildedir arkadaşlar. Bu Kırmızı renkli kalemle çizdiğim grafik ise kanın akış hızı grafiği oluyor. Ayrıca vücudumuzda en fazla bulunan damar kılcal damarlar değil mi? Bütün vücudumuzdaki bütün kılcal damarlar topladığımızda en fazla kılcal damar bulunur vücudumuzdan. Evet. Yani toplam toplam yüzey alanı veya toplam kesit alanı dersek atar damarlarda toplam kesit alanı en düşük. Toplam kesit alanı kılcal damarlarda en yüksektir. Evet. Evet toplam kesit alanı kılcal damarlarda en fazla. Atar damarlarda en düşüktür. Dedik. Kanın protein ozmatik basıncı ise arkadaşlar protein ozmatik basıncı sabittir. Çünkü kan proteinler büyük moleküller olduğu için kan proteinleri Damar dışına çıkamaz. Ee, protein ozmatik basıncı sabittir. dedik. Bir de şu şekillere dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet. Şu bir atar damar olsun. Şu da bir toplar damar olsun. Bakın çocuklar. Bir atar damarda az önce anlatırken söylemiştim. Şu duvar kalınlığı en fazladır. Değil mi? Atar damarın duvar kalınlığı toplar damarın duvar kalınlığından daha fazla. Peki iç çap olarak karşılaştırma yaparsak. Bakın iç çapı yani 2R ile gösterilen çap atar damarın iç çapı. Bakın şurada görüyorsunuz daha küçük değil mi? Toplar damarın iç çapı ise oldukça geniş. Bundan dolayı vücudumuzdaki kanın çoğunluğu toplar damarlar içinde bulunur. Evet sevgili öğrenciler. Dediğim gibi bu grafiklere dikkat ediniz. Bir atardamar ile bir toplar damarın karşılaştıracak olursak atar damarın iç çapı küçüktür. Toplar damarın iç çapından dedik. Evet sevgili çocuklar. atardamar, damar, toplar damar ve kılcal damarların yapısı bu şekilde. Şimdi gelelim kan dolaşıma. Evet. İnsanda biliyorsunuz küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımı olmak üzere iki dolaşım bulunur. Evet. Küçük kan dolaşımı kalp ile akciğerler arasında olur. Kalp ile akciğerler arasındaki kan sirkülasyonuna küçük kan dolaşımı denir veya akciğer dolaşımı denir. Evet. Küçük kan dolaşımında amaç kanı karbondioksitten temizlemektir ve oksijenle zenginleştirmektir. Evet. Küçük kan dolaşımında kalbin sağ karıncığındaki kirli kan, evet kalbin sağ karıncığındaki kirli kan akciğer atar damarıyla akciğere gider. Ve akciğer kılcallarında karbondioksit dışarıya verilirken oksijen kana geçer. Ve böylece kan oksijence zenginleşmiş olur. Yani temizlenmiş olur. Ve akciğerlerde oksijence zenginleşen kan akciğer toplar damarlarıyla kalbin sol kulakçığına gelir. Buna küçük kan dolaşımı denir veya akciğer dolaşımı denir. Evet. Gelelim büyük kan dolaşımına. Evet. Büyük kan dolaşımı ise kalp ile akciğer hariç vücut organları arasında olur. Bakın çocuklar, büyük kan dolaşımında kan akciğer ekmez. Kan akciğere küçük kan dolaşımında gider. Evet, Büyük kan dolaşımı kalp ile akciğer hariç vücut organları arasında olur. Büyük kan dolaşımının amacı vücut hücrelerine oksijen ve besinleri ulaştırmak. Ayrıca hücrelerde oluşan karbondioksit ve diğer artıkları hücrelerden uzaklaştırmaktır. Ve böylece dokularda bir iç denge yani homostatik denge sağlanmış olur. Evet. Büyük kan dolaşımında kanın izlediği yol büyük kan dolaşımında kalpteki kalbin sol karıncığındaki oksijence zengin olan kan kalpten aort atar damarıyla çıkar. Ve aort atar damarı kalpten çıktıktan sonra e, kollar ayrılır ve her organa giden bir atar damarı ayrılır. Mesela karaciğere giden karaciğer atar damarı mideye giden mide atar damarı Böbreğe giden böbrek atar gibi beyine giden beyin atar damarı ki beyin atar damarına şah damarı diyoruz değil mi? Evet organ atardamarları organlara vardığında çok sayıda kılcal damarlar ayrılır. Ve kılcal damarlarda oksijen karbondioksit alışverişi ve besin varlıklarının alışverişi yapıldıktan sonra kılcal damarlar birleşerek tekrar organlardan çıkan toplar damarlar oluşturur. Bakın toplar damarlar çıktığı organın ismiyle isimlendirilir. Mesela karaciğerden çıkan toplar damar, karaciğer toplar damarı. Böbrekten çıkan böbrek toplar damarıdır değil mi? Evet bu toplar damarlarda birleşerek vücudun alt tarafından kirli kanı getiren büyük ana alt ana toplar damarı oluşturur. Üst taraftan gelen toplar damarlarda yani üst taraf dediğimiz baş, boyun ve kollardan gelen toplar damarlarda birleşerek üst ana toplar damar oluşturur. Bu alt ve üst ana toplar damarlarda kalbin sağ kulakçığına gelir. Evet büyük dolaşım ve küçük dolaşım bu şekilde sevgili öğrenciler. Evet büyük dolaşım ve küçük dolaşımla ilgili şu şemayı bilmeniz gerekir. Ve bu şemayla ilgili ÖSYM soru sormayı seviyor ve sık sık soru soruyor. Evet şimdi sevgili çocuklar küçük dolaşım ve büyük dolaşımı şuradan tekrar anlatayım ben size. Bakın şunlar kalbin sağ bölmeleri. Kalbin sağ kulakçığı ve sağ karıncığı. Kalbin sağ bölmelerinde karbondioksitçe kirli kan var. Sağ tarafta karbondioksitçe kirli kan var. Kalbin sol bölmelerinde ise oksijence zengin kan var. Yani temiz kan var. Evet kalbin sağ bölmelerinde kirli. Sol bölmelerinde sol kulakçık ve sol karıncıkta oksijence temiz kan bulunur dedik. Şimdi küçük kan dolaşımı kalp ile akciğerler arasındaki dolaşım küçük kan dolaşımı. Evet kalbin sağ karıncığında bulunan Karbondioksit şekilli kan akciğer atardamarıyla akciğerlere gider. Evet akciğer atardamarıyla akciğerlere gider. Ve akciğerlerde kanımızda bulunan karbondioksit akciğerler aracılığıyla dışarıya atılırken soluk almayla aldığımız oksijenden akciğer kılcallarında kana geçer. Ve kan temizlenmiş olur akciğerlerimizde. Evet akciğerlerde temizlenen kan Akciğer toplar damarlarıyla bakın akciğer toplar damarları oksijence zengin olan kanı kalbin sol kulakçığına getirir. Evet buna küçük kan dolaşımı denir. Büyük kan dolaşımında ise bak e, kalbin sol kulakçığına gelen temiz kan sol karıncığına geçer. Sol karıncığındaki temiz kan aorta tar damarıyla çıkar ve aorta tar damarı kalpten çıktıktan sonra sola doğru bir bükülme yapar ve e, baş boyun tarafına giden atardamar ile vücudun alt tarafına giden atardamar kollarına ayrılır. Evet, baş ve boyuna giden yukarı doğru giden atardamar ve vücudun alt taraflarına doğru giden atardamar kolları her organa atardamar kolu ayrılır. Burada mesela karaciğere oksijence zengin kanı getiren karaciğer atardamarı, bağırsak atardamarı değil mi? İnce bağırsak atardamarı veya mide atardamarı. İşte böbreklere Böbrek atardamarı, bacak atardamarı eee organlara temiz kanı getirir. Ve sonra organ kılcallarından gerekli madde alışverişi yapıldıktan sonra bu kılcal damarlar tekrar birleşerek mesela bacaklardan bacak atardamarı, böbrekten pardon yanlış söyledim. Bacak toplar damarı, böbrekten böbrek toplar damarı, değil mi? Karaciğerden karaciğer üstü toplar damarı çıkar. Vücudun alt tarafındaki organlardan çıkan toplar damarlar birleşerek alt ana toplar damarı birleştirir. Evet, baş, beyin, boyun ve kollardan gelen toplar damarları da birleşerek üst ana toplar damarı oluşturur. Bakın şu üst ana toplar damar. Ve üst ana toplar damarı ile alt ana toplar damar kalbin sağ kulakçığına gelir. Buna da büyük kan dolaşımı denir. Evet sevgili çocuklar kan dolaşımı ile ilgili 2019 AYT'de çıkmış bir soruyu çözerek konumuzu tamamlayalım. Evet 2019 AYT'de şunu sormuşlardı. Dediler ki üst ana toplar damara verilen işaretli bir alyu var. Aort atar damarına gelene kadar verilen 7 madde vermişlerdi verilen maddelerden geçiş sırası nasıl olur diye. Şimdi böyle bir soruda kanın izlediği yolu takip etmemiz lazım. Evet soru ne diyor? Üst ana toplar damara verilen bir alıyor var. Aorta gelene kadar verilen yapılardan hangi sıraya göre geçer? Evet üst ana toplar damara verilen bir alıyor var. Üst ana toplar damarlar kalbin sağ kulakçığına gelir önce değil mi? Kalbin sağ kulakcığından sağ karıncığına geçer. Sağ karıncık. Sağ karıncıktan akciğer top atar damarıyla akciğer atar damarıyla akciğere gider. Akciğer kılcallarından geçer ve sonra akciğer toplar damarlarıyla tekrar kalbin sol kulakcığına gelir değil mi? Kalbin sol kulakcığından da sol karıncığına geçer ve sol karıncıktan da Aort atar damarıyla kalpten çıkar. Ve sonra hangi organa gideceksen o organa gider. Evet sevgili öğrenciler bugünkü konumuz sona erdi. Gelecek derste kan doku ve kan dokunun görevlerini işleyeceğiz. Hepinize sağlıklı günler dilerim. İyi çalışmalar.